Sevgili dostlar, korona günlerinde çocuklarla evdeyiz, evde kalıyoruz, evde kal etiketine uyuyoruz. Biraz sosyal medya mesajı gibi oldu ama. Öncelikle yarım kalan bazı çalışmaları bu süreçte tamamladık. Ve yeni birkaç tablo çalışmasına da başlamış olduk. Ayrıca böyle artan parçaları değerlendirme anlamında hani bazen kolye yapıyoruz, bazen anahtarlık vesaire hani el boş kalmasın, o malzemeler de değerlendirilsin diye. Evde birkaç tane şey var. Dur, burayı kes. Evde birkaç tane ahşap mihale vardı. Hani çaydanlığın altına, bazen sofrada vesaire kullandığımız mihaleler. Ama bir tane daha yapayım. Yapmışken de büyük parçaları kullanmadan böyle küçük parçaları birleştirerek bir şeyler yapabilir miyim derken böyle küçük küçük uzun parçalarla bir ahşap mihale yapmaya başladık. Fakat Sabire şöyle bir şey istedi, işte malum evde kal, stay at home ya da neydi bu, home sweet home. Yani Türkçe ne diyebiliriz, evim evim güzel evim, evim evim güzel evim. Bunu ahşap mihale yapacaktık, işte altına buna benzer şeylerle destekleyip şöyle koyacaktık. Ama Sabire kıyamadı, baba dedi bu çok güzel oldu. Bunu kapının girişine asalım, böyle bir şey yapalım dedi. Kıramadık tabii. Evet, kapının girişine astık. Videonun sonunda kapıdaki fotoğrafını da paylaşacağım. Şöyle şıngır şıngır boncuk falan vesaire süsledik Sabire ile, yapıştırdık. O anları videoya çekmedik. Bu arada verniklememişiz de. Neyse, birazdan vernik atalım. Ya da yarın atarız artık. Böyle bir küçük çalışma yapmış olduk. Evim evim, güzel evim. Yok, öyle değildi. Neydi? Home sweet home. Du. Bunun dışında işte en son bitirdiğim şöyle bir tablo, yaklaşık olarak A4 ebatlarında, tam olarak hatırlamıyorum ama 20'ye 30 da olabilir. Hani 21-29 A4 olduğunu düşünürsek. Evet, bunu ahşap grubunda Salih Özcan abimizin paylaşımıyla yapmaya karar verdim ki şurada birkaç tablo daha var aynı şekilde. Burada bir parmak izi var ve bu parmak izinde bizim milli kimliğimizin, bayrağımızın hilali ve yıldızı, yani ay yıldızımız mevcut. Hilal ve ay aslında biri Türkçe, biri Arapça kelimeler. Köken itibariyle de bir çocuk karanlıkta gökyüzüne baktığında orada parlak bir cisim görüyor. Ay diye seslenince ay ismi oradan geliyor etimolojik olarak. Arapçadaki hilalin de aynı hikayesi. O da bir ünlem, hilal. Şaşırma ünlemi zannedersem. Ama bizim için anlamı çok daha farklı. Parmak izimizde kimliğimiz, milli kimliğimiz
Var. Ha, bu benim parmak izim değil. Orijinalinden şuralarda birkaç yeri değiştirdim. Birebir olmasın diye. Evet. Yakma yaparak böyle bir şey yaptık ama vernik, çerçeve vesaire henüz yapmadım. Çerçeveci açık gördüm ama gitme imkanım olmadı henüz. Sonra böyle küçük kalan parçalarla, bu A4 değil, A4'ten küçük olması lazım ebatları. Evet, biraz küçük ama eni biraz fazla. Kalan parçalarla değişik boyutlarda besmeleler çıkardım bu şekilde. Evet. Burada aslında bir şeye dikkat ediyoruz ama burada hattatın imzası olursa ben onu da yakıyorum. Ama hani besmelenin telifi olur mu? Buna benzer yani çok sayıda internette ya da Facebook gruplarında bununla ilgili ahşap yapma gruplarında vesaire ya da Pinterest'te çok içerik paylaşılıyor. Bu Pinterest'te özellikle söylemek istiyorum. Zaman zaman bunu nereden alabiliriz şu bu falan bir yani merakınız varsa hani birebir istemektense Pinterest'te bakıp onlara kenar süsü falan da uygulayabilirsiniz farklı şekillerde. Buna kenar süsü uygulamadım. Buralarda bu şablonlarda imza olmadığı için, çünkü biz bunu kopyayla aktarıyoruz buraya, imzayı da koymadım. Yani bilerek kesmiş falan değilim. Emeğe saygı ya da telif haklarına riayet göstermek esas düsturumuz olmalı. Evet, bu da besmele. Yine bir besmele. Bu da Salih Özcan abimizin bir paylaşımı. Şablonu, kenarları vesaire hazırladı. Bunun bir de Ay Yıldız Kelime-i Tevhid ve Besmele şeklinde olanı var. Onu daha önce yaptım ama herhalde videosunu paylaşmadım. Burada şablonda zannedersem daha büyüktü. 30'a 50 falan mıydı? Neyse ben elimde bu küçük parça olduğu için buna göre biraz küçülterek yaptım. Bunun daha önce kenar süsleri olmadan yani çok büyük ebatla da çalıştım. Tuğra şeklinde besmele bu. Burada herhangi bir padişahın imzası yok. Tuğrası yok. Doğrusu imza demeyelim. Burada besmele var. Bismillahirrahmanirrahim. Tuğra şeklinde yazılmış kenar süsleriyle. Daha önceki benim çalışmalarımda kenar süsleri yoktu. Bunu da böyle çalıştık. Evet. Daha önceki videolarımda da var. Hatta Aşk Ahşap El Sanatları Facebook sayfamda da paylaştığım görselleri var. Kenar süsü farklı. Bir besmele. Bu yarım. Buna birkaç gün önce başladım. Ondan sonra başka şeyler yaptım. Bugün, dün ve bugün hiç yakma makinesini elime almadım. Ortası besmele. Bunun 70'e 70 ebatlı ve boyama yaparak da kenarlarını süslediğim 2011 yılıydı zannedersem yaptım. Büyük bir tablom var. Bir de ilk videolarımdan hemen 8-10 saniyelik bir video. O 50'ye 50 zannedersem. Öyle de bir videom var. Onda da renkli ve kenar süslerin işlemeleri farklıydı. Bir de hiç boya kullanmadan ama içini yakarak, bunu da öyle düşünüyorum. Besmele yerleri yapmayacağım. Artalan kısımları, arka planı yakarak besmeleyi öne çıkaracağım. Kenar süslerin tam tersi bir kompozisyon düşünüyorum. Bu şablon Salih Özcan abimizin Facebook grubumuzda paylaştığı şablon. 50'ye 50. Zaten öyle yazmıştı. Ölçüleri. Kenarlarını
motifleri yapacağım. İçte ise besmeleyi yapmadan artalarını yakıp bunu biraz daha öne çıkaracağım. Buradakiler tamamen kullandığım 4 milimetre kalınlığında kavak kontrplak ve hepsine de elde zımpara attım ve karbon kağıdıyla aktardım. Evet, bunu bitince belki Facebook'ta ya da Instagram, hatta Aşk Ahşap El Sanatları sayfamda görebilirsiniz. Böyle yaptığım her şeyde her an video çekemiyorum. Çünkü benim çalıştığım ışığın açısıyla video çekerken kullandığımız ışık açısı vesaire farklı oluyor. Bir de bu hani videoyu 8-10 dakikalık videoyu hazırlıyoruz. Onun editlemesi ki çok üzerine de uğraşmıyorum. Belli bir programla da uğraşmıyorum. Windows'un kendi programlarıyla çok hızlı bir şekilde editleyip yüklüyorum. Dolayısıyla çok fazla vakit ayıramıyorum ama bir tablo inanın hani 15-20 günde bazen zor bitiyor büyük tablolar ve üzerinde saatlerce çalışmak gerekiyor. Yani bu çok büyük bir yetenek işi değil. Tamamen sebat, sabır, dikkat işi, odaklanma işi ki bazen 15 dakikada dikkatimin kaybolduğunu hissedince bırakıyorum. Bazen de 4-5 saat bir oturuşta çalışabiliyorum. Tabii ki elektrik ve makinede, kalemde, yakmada vesaire herhangi bir problem çıkmazsa. Dolayısıyla bunun yapım videosu, benzer videolar çok olduğu için paylaşmayacağım. Ama bitimini hatta Ahşap El Sanatları Facebook'ta ve Instagram'ımda son halini paylaşmayı düşünüyorum. Bugünlerde yaptığım çalışmalar diyoruz. Evet. Şöyle alayım tekrar. Evet. Şimdilik benden bu kadar. Bugün 3 video çektim ama bu videoların hepsini aynı günde paylaşmayacağım. Dolayısıyla aralıklı olarak paylaşacağım. Videoların hazırlaması vesaire biraz da uzun sürüyor. Benden bu kadar bugünlük. Ve bu videoyu beğenerek desteğinizi göstermenizi özellikle istirham ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.